böyle nesilden nesile, elden ele dolaşmış bu kolye. Şimdi sıra Emir'de. Dolayısıyla da karısında. Ailemiz için hatırası çok büyük. Çok değerli olmalı. Evet. Senin gibi iki yüzlü birine yakışmayacak kadar değerli. Hiç bu kadar güzel gözükmemişti. Dediğim gibi masalla kurs arasında bir seçim yapmam gerekmiyor. Sadece haftada iki gün iki saat. Peki. Madem bu kadar gitmek istiyorsun, git bakalım. Kayıt için akşama kadar vaktin varsa yapılması gereken birkaç iş var. Gitmeden onları da halledersin. Tabii hallederim. Bitirmeden gitmek yok ama. Leyla sözü. Ne iş olsa 5 dakikada altından girer, üstünden çıkar, jet hızıyla hallederim. Çok teşekkür ederim. İzin verdiğin için. Benim incelemem gereken evraklar var. Hayırlı işler. Sağ ol. İncirin yemi bitmiş. Dönüşte alırım ben. Sen? Sen bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederim. Peki aklına bir şey gelirse ararsın. Olur. Kirpik.
Gördün mü Leyla'yı? Gördüm abi. Uzaktan izledim. Bir adamla konuşuyordu. Bir adam mı? Kim lan o? Ben de daha önce görmedim ama böyle zengin bir şeydi. Ya yakası façası düzgündü. Alo. Efendim baba, nasılsın? İyiyim kızım, sen nasılsın? Hiç olmadığım kadar iyiyim. Vay, nedir mevzu? Gergin Bey'in tanıdığı bir iş adamı var. O iş adamının birlikte çalıştığı şirket bir kurs açıyormuş. Bilgisayarla ilgili. Sana da katıl dedi, öyle mi? Aynen. Oldum olası heveslisin sen böyle zamazingol işlere. Kemal ne dedi peki? Ya, önce biraz mırın kırın etti ama sonra bir şey demedi o da. Kemal Efendi mırın kırın etti demek. Katıl kızım, katıl. Her daim böyle fırsatlar gelmez insanın ayağına. Melike abla, ben diyorum ki madem Suna doğum günü kutlamayı sevmiyor, o zaman biz ona şöyle güzel bir doğum günü pastası yapalım, sürpriz olsun en azından. Ay bilemedim ki, Suna bu. Doğum günü lafı edilse bile. Yemekten sonra keseriz pastasını. Ah Suna'ma. Şu matem havasından bir çıksa güzel olurdu aslında. Sen ne gerekiyorsun malzemeleri yaz kızım. Tamam Melike abla. Sefer de alıp gelir hemen. Oldu bilin. İş güzere bak. Bir doğum günü pastamız eksikti. Tabii püsünü püsününü çekecek olan biziz. Ama sakın ağzımızdan kaçırmayalım, olur mu? Sürpriz olsun. Ben Cavidan Hanım'ın sabah kahvesini hazırlayayım. Alo Şehriye abla, günaydın, nasılsın? İyiyim uşağım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Bugün izinli olduğunu haber vermek için aradım. İzinli mi? Bayram değil, seyran değil, bu izin işi nereden çıktı şimdi uşağım? Hem bugün temizlik günüdür da. Heh, o yüzden dedim işte. Bugün evden çalışacağım. Çalış. Benimle ne işin vardır ki senin? Evde sessizlik olsun istiyorum, çok önemli bir proje. Hem senin işin varsa onları halledersin. Bugün temizliği yarın yaparsın. Ha, anladım. Sessizlik değilsin yani. Ey o vakit, yarın görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Aferin. Tam zamanında. Afiyet olsun. Ne o Nigar? Kıvranıyorsun yine. Şey Cavidan Hanım, söylesem mi söylemesem mi bilemedim. Ay, kınıp sıkınma da söyle hadi. Reyhan... Ne olmuş Reyhan'a? Bugün Suna Hanım'ın doğum günü biliyorsunuz. Reyhan ona pasta yapacakmış. Sürpriz olarak. Suna için pasta yapacak. Bilmek istersiniz diye dedim. Suna Hanım öyle doğum günü şeysinden çok hoşlanmaz ya. Tamam tamam, gidebilirsin. Şu hale bak, şu rahatlığa. Kızıma doğum günü pastası yapacakmış. Hadsiz. Beğendin mi patatesli soğanlı omletimi? Hı hı. Afiyet olsun sana, bal topum benim.
Bugün Şehriye abla gelemeyecek. Öyle mi? Bu durumda onun işlerini... Ben hallederim. Daha akşama kadar vaktim var. Ha, bir de kayıt meselesi vardı değil mi? Hı hı. İyi, işin bitince gidersin. İyi o zaman. Sana kolay gelsin. Teşekkürler. Burası tamam değil mi? Tamam. Kaldırıyorum o zaman. Maliyet kalemleri gözden geçirip teklife son şeklini verirsek işimiz bitecek. İstersen başlamadan biraz mola verelim ha? Emir. Efendim. Oo, senin tilkiler dans etmeye başladı yine. Demek ki Reyhan meselesi. Nereden çıkardın? Ne zaman karşımda duran surata bu ifade otursa altından Reyhan çıkıyordu ondan. Evet dinliyorum. Hani benimle neden evlendiğini anlayamıyorum diyordum ya. Artık biliyorum. Neyi biliyorsun? Bütün o masum, gururlu eş pozları. Hepsi sahteymiş. Tek derdi paraymış. Emir. Kusura bakma ama şu anı tek şey özetliyor. Dejavu. Bu kez aynı değil Zafer. Selam. Hoş geldin. Bu hummalı hazırlık sunu için herhalde. Ne yapıyorsun? Doğum günü pastasını. Bravo. Doğum günü partisine pasta yapmak. Cesaret işi. Parti değil de Suna'ya özel sürpriz bir pasta yapmak istedik sadece. Ne kadar incesin. Çok şık. Emir'in hediyesi mi? Dayımın. Aile emaneti.
Ben seni tutmayayım. Senin işin var. Kolay gelsin. Hiç bu kadar güzel gözükmemişti. Savaş alanı gibi. Hayır, hiç huyu da değildir. Çocuk işte. Adı üzerinde. Ben hallederim. El atmışken toz da alsaydım bari. Malum masanın alerjisi var. Melike ablasına doğum günü pastasına hoşlanmaz dediğinde çok şaşırdım. Nedenini merak ettim tabii. Bir yalan söyleyemeyeceğim. Çünkü bugün annemin beni doğurduğuna, benim de doğurduğuma pişman olduğum gün. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ben onun için, yani bu halimle tam bir utanç kaynağıyım, biliyor musun? Annem muhtemelen bunu kendine bile itiraf edemiyordur. Yüzüne söylesem eminim inkar eder. Ama gerçek bu. Neyse, ben alıştım bu duruma zaten. Yani daha doğrusu baş etmeyi öğrendim diyebilirim. Zamanla insan her duruma alışıyor. Ben de alıştım, kabul ettim. Benim adım Sız Ayaklarım. Annemin de duygusuz bir kalbi var. Böyle düşünme ne olur. Yaşadıklarından annenin seni sevmediği sonucunu çıkarma. Annem
evladın ayağı taşa değse annenin yüreği sızlar derdi. Annen derdi Reyhan. Meryem Ala. Aslında ben de çok fazla anlam yüklemem doğum günlerine, biliyor musun? Ama güzel bir şeye vesile olması hoşuma gidiyor. Sevdiklerinle bir araya gelmek. Onların ilgisini, sevgisini hissetmek. Birlikte hoş vakit geçirmek. Haklısın aslında. Güzel. Masal rahat rahat uyuyabilir. Her şey bittiğine göre ben... Masal parka gitmek istiyor. Benim birkaç dosya var bakmam gereken. Nasıl yapsak? Bir yarım saat vaktim daha var. Ben götürürüm. Tamam. Ne olur ne olmaz yanına yedek kıyafet al. Demek Sunay'a pasta yaptın. Evet, ben mutlu olur diye düşündüm. Mutlu olur diye. Aslında sürpriz yapmak istemiştim ama Suna öğrenmiş. Sürpriz bu. Ne yapıyorsunuz? Sen bana hesap mı soruyorsun? Ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum. Demek anlamıyorsun. Ben sana şimdi bir güzel anlatırım. Cavidan Hanım. Cavidan Hanım. Gereksiz, lüzumsuz sürprizin ait olduğu yere gitti. Benim kızımın doğum günü pastasını yapmak sana mı kaldı? Ayrıca hangi sıfatla konağa, benim evime misafir davet edersin? Bu ne hadsizlik? Ben kimseyi davet etmedim Suna. Kes. Bu işler senin köyündeki kısırlı börekli günlere benzemez. Yoksa sen ciddi ciddi kendini bu konağın hanımı falan sanmaya mı başladın ha? Hiçbir şey sanmıyorum. Böyle bir derdim de yok. Ben sadece Suna'nın mutlu bir gün geçirmesini istedim. Şu konuşmalara, şu sözlere bak. Bir de süslenmiş. İyi de içindeki cahil köylüyü ne yapacağız ha? İstediğin kadar giyin. Sen besleme Meryem'in besleme kızısın işte. O kadarsın yani. Ben ömrüm boyunca rahmetli annemin kızı olduğum için gurur duydum. Suna'nın da böyle hissetmesini o kadar isterdim ki. Sen ne dedin? Bazen gerçekten bir kalbiniz olduğundan şüphe ediyorum. Thank you.
sürpriz partine gidebiliyorsan şimdi git. Geldiniz. Bu kadar erken beklemiyordum sizi. Masal'ın sevdiği bir çizgi film başlayacakmış. O yüzden geldik. Nasıl geçti park? Anlat bakalım, eğlendiniz mi? Eğlendim. Gelince eller yıkandı mı peki? Leyla ablam yıkadı. Hadi bakalım, uyku saati gelmiş. Çizgi film izleyecektim ben. Uyanınca izlersin. Anlaştık mı? Hı hı. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi bakalım, Leyla ablan seni yatağa götürsün. Uyuduktan sonra çalışma odasını temizlersen sevinirim. Ay Cavidan teyzeyi gerçekten tanıyamıyorum bazen. Hayır, nasıl böyle bir şey yapar ya, anlamıyorum. Ya sevemedi ilk günden bu yana, kabul edemedi evliliğinizi. Yani bazen diyorum, acaba başka birini mi gelin olarak istiyordu? O yüzden mi sana bu kadar yüklenmesi? Olanları... Suna... Dayım, duymasınlar, çok üzülürler. Aa, merak etme, bana güvenebilirsin. Hadi ama sen de üzülme artık. Bak, pasta meselesini hallederiz. Ben hemen sipariş veririm. Hı? Ya Reyhancığım, sen de üzülme artık. Toparla kendini. Geçecek. Evet. Geçecek. Kadir abiciğim, nasılsın? Niye aradığımı anladın herhalde. Yok, hayırdır abi, ne oldu? Sana verdiğim mühlet doluyor Sefer kardeş. 3 gün içinde paramı istiyorum. Abi, biz şunu 10 gün yapsak? Sen benimle kafa mı vuruyorsun he? 3 diyorsam 3 birader. Kadir abi, aramızda 3'ün 5'in lafı mı olur abiciğim? Şşş, uzatma. Bana bak, 3 gün içinde getirdin. Yoksa anladın beni. Kadir abi. Nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim, sağ ol. Pasta siparişini verdim, gelmek üzeredir. Senin yaptığın pasta gibi değil ama idare eder. Masa da kurduruyorum. Ya her şey senin istediğin gibi, rahat ol. Emir, haberi var mı bu kutlamadan? Yok. Haber vermek lazım değil mi?
Dur dur. Ben hallederim. Pasta siparişiniz geldi Cemre Hanım. Mutfağa koyduk. Geliyorum, geliyorum. Ben pastaya bakayım, 2 dakikaya yanındayım, tamam mı? Alo? Emir bak ne diyeceğim. Alo? Şükrü, nasılsın biraderim? İyi diyelim, iyi olsun. Ya Şükrü, sana ne soracağım ya? Senin şu taksi vardı ya hani, o yatıyor mu hala? Şoför bulabildin mi ona? Dayımın hediyesiydi. Hadi bakalım. O sürpriz partine gidebiliyorsan şimdi git. Öyle gidemem ki. Gidersem hemen anlarlar. Suna dahil herkesin huzuru kaçar. Vallahi öldüm bittim ya. Yok, anladım ben seni. Sadece gergin değil, insafsızsın da. Kayda gidemeyeyim diye bir sürü iş icat edip durdun. Şeytan diyor ki şu yemekleri bırak git ama... masal olmasaydı bilirdim ben yapacağımı. Çiçek ne zaman geliyor? Melike Hanım getiriyor onu. Bak pastayı da şöyle ortaya koyalım, tamam mı? Sunanın önünde olsun. Yalnız getirirken dikkatli olun. Üzerindeki süsler bozulmasın. Yalnız pasta çok güzel Cemre Hanım. Özellikle kutlama yazısına bayıldım. Sizin gibi zevkli biri seçince tabii. Sağ ol. Bu arada mumlar bende. Yani gelirken yakar gelirim, tamam mı? Kolay gelsin. Emir, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya
Hala şaşkınım Cemre. Suna nasıl ikna oldu bu doğum günü işine? O da bizim sırrımız olsun Sunay'la. Yani Suna'nın şu inadını kırdın ya. Ne desem boş. Muhteşem bir şey bu. Her şey Suna'nın bir tebessümü için. Sağ ol. Cavidan teyze nerede? Birazdan gelir. Herhalde hazırlanıyordu. Ben bir bakıp geliyorum. Emir Bey oğlum, bakar mısın? O içeride. Bugünün mimarı. Süheyla Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Buradan geçiyordum da masalı görmeden gitmeyeyim dedim. İyi etmişsiniz. Buyurun lütfen. Bitkin görünüyorsun. Hasta mısın yoksa? Hastaydım ama iyileştim. O zaman neden bu kadar durgunsun? Canı sıkan bir şey mi oldu? Öyle gibi. Anlatmak ister misin? Ya aslında o kadar da hayat memat meselesi bir şey değil. Yani bu kadar üzüldüğüne göre senin için önemli bir şey demek. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şey vardı. Ve galiba hayal olarak kalmaya devam edecek. Öyle düşünme. Hayalin ne bilmiyorum ama hayat devam ettiği sürece umut hep vardır.